Merhaba, ben Doktor Ersen Alp Özbalcı. Radyoloji uzmanıyım. 1969 yılında İzmir'de doğdum. Tıp Fakültesi eğitimimi Ege Üniversitesi'nde tamamladım. Ardından 15 sene çeşitli devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde acil servis hekimliği yaptım. 2006 yılında radyoloji ihtisasıma Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başladım. 2010 yılında tamamladım. Mecbur devlet yükümlülük hizmeti ardından İstanbul'da birkaç özel hastanede çalıştıktan sonra 2014 yılında Bakırköy'de özel ofisimde hastalarımı kabul etmekteyim. Bu videoda çok kısaca size radyoloji uzmanlarının ne olduğu hakkında bilgi vermek istiyorum. Radyolog, radyoloji uzmanı ne yapar? Aslında biz hastalarla genelde çok karşılaşmıyoruz. O yüzden birçok hastamız bizleri tanımıyorlar. Ne yaptığımızı da çok iyi bilmiyorlar. Radyoloji uzmanlığı bir tanı branşıdır. Ve temel olarak da görüntüleme diye basitçe tanımlayabiliriz. Birçok görüntüleme yöntemi var. Bu görüntüleme yöntemlerinin en başında yıllar öncesinde ilk çıkan bildiğimiz klasik röntgen filmleri vardı. Ardından ultrasonografi teknolojisi gelişti. Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans teknolojisi eklendi. Günümüzde artık yoğun olarak kullanılan yöntemlerin başında manyetik rezonans yani MR incelemesi, gerektiği durumlarda bilgisayarlı tomografi incelemesi ve yine çok yoğun olarak ultrasonografi tetkikleri yapılmaktadır. Bu tetkikler genelde tüm branşlara hizmet veriyor. Yani bir beyin MR'ı çektirebilirsiniz, bir beyin tomografisi çektirebilirsiniz. Başınız ağrıdığında, karnınız ağrıdığında bir karın ultrasonografisi çektirebilirsiniz. Tiroid ultrasonografisi çektirebilirsiniz. Radyoloji uzmanları çeşitli görüntüleme yöntemlerini kullanarak hastanın klinik bilgileri, şikayetleri doğrultusunda görüntülemedik bulgularla birlikte tanı koymaya çalışır. Klinisyen dediğimiz iç hastalıkları uzmanı olabilir, genel cerrahi uzmanı olabilir, endokrinoloji uzmanı olabilir, çocuk doktoru olabilir, nörolog olabilir. Branş hekimlerine görüntüleme bulgularının hangi hastalıklarla uyumlu olabileceği konusunda bir rapor yazar. Klinisyen arkadaşlarımız bu raporlar doğrultusunda diğer laboratuvar tahlilleriyle birlikte hepsini birleştirerek nihai tanıya gitmeye çalışır. Yani günümüz modern tıbbında radyoloji uzmanlığı aslında modern tıbbın tam ortasında yer alıyor. Çok önemli bir tanı yöntemi bütün branşlara hizmet vermektedir. Örnek vermek gerekirse şu anda ekranda gördüğünüz bir akciğer tomografisi, X ışınları kullanılarak yapılan bir görüntüleme yöntemi. Şöyle akciğer dokusunda görebiliyoruz bunda. Bir de MR örneği göstereyim size. Bu da bir beyin MR'ı. Birbirine çok benzeyen görüntüler bunlar tabii ama bizler için çok farklı şeyler içeriyor. Bu da bir ultrasonografi görüntüsü bunlarda. Burada bir tiroid bezi, tiroid bezinde yer alan bir nodül gözükmekte. Bu çeşitli yöntemler kullanılarak tanıya yardımcı oluyor radyoloji uzmanları. Burada işin birkaç zorluğu var. Radyoloji branşında çalışan bir hekimin genel olarak bütün branşlara aynı mesafede olması gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Her konu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü bize bir beyin hastalığıyla ilgili bir tetkik de istenebiliyor. Bir gebe anne karnındaki bebeğin görüntülenmesi için de gelebiliyor. Bir çocuk akciğerlerinde bir sorun olduğu için de gelebiliyor. Bir ortopedi hastası dizinde problem olduğu için gelebiliyor. Yani her branştan hastalar bize başvurmakta. Dolayısıyla radyoloji branşında çalışan uzmanların yani bizlerin genel tıbba bir hakimiyeti, bir zorunluluk gibi neredeyse biz de elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.